başka sitelerden nasıl alıntı yapılır? Bir siteye giriyorsun, çok okunan yazıları seçiyorsun. CTRL-C, CTRL-V yapıyorsun. Resimler gelmezse her şeyi devletten bekleme arkadaş. Onları da sen ekleyeceksin. Alıntının da bir adabı var. Bütün yazıyı kopyalayıp yapıştırmanın anlamı ne? Böyle bir şey yapılacaksa da önceden izin alınmalı, yazının girişinde veya sonunda nereden alındığı açıkça belirtilmeli. Bir kere kesinlikle izin almam. Nereden aldığımı yazacak olsam zaten o yazıyı yayınlamaz. O yazıya link verir geçerdim. Öyle bir copy paste yaparım ki aramalarda bendeki kopya daha ön sıralarda çıkar. Birisi uğraşarak bir içerik hazırlıyor ve birçok kişi bunu aynen kopyalayarak üzerinden kazanç elde etmeye çalışıyor. Buna kimsenin hakkı yok. Bu yazılardan bir yığın hit geliyor bana. Bayağı da kazanıyorum. Bu yazıları kaldırırsam site kuşa döner. Kardeşim, yazının patenti var mı? Tapulu malınız mı? Önce ben yazdım, siz benden almışsınız. Gerçek blogçu, alıntı yapacaksa kuralına göre yapar. Gerçek blogçuluğun bir sonraki bölümünde. Siteme aldığım reklamlar benim için çok önemli. Reklam yayınlarken sitenin ziyaretçilerini de rahatsız etmemek gerekiyordu. Text, banner, video reklamları.